Hiç iş değil Emol ya. Bu ne ya? Lan oğlum idare et işte ya. Oğlum avuçlarımın içi pötürük pötürük oldu lan. Şuna baksana lan. Allah Allah. Yalnız dede, bu çalışma bitince buranın adını Muharrem Pektaş Bulvarı koyacaklarmış. Muharrem Pektaş bir koyacak şimdi sana, şimdi iptalası olacaksın ha. Beni sardı ama ha, böyle oh rahat rahat. Seni sarar abi, hiç şaşma. Lan kapalı kapalı konuşma Balıkesirli. Tepemin tasını attırma oğlum benim. Oğlum bana bakın, hava zaten 40 derece. Benim şekerimi yükseltmeyin, biraz durun artık lan. Evet beyler, etrafı ıskalamayın. Etrafı ıskalamayın dedi ya. Ya vallahi bir şey söyleyeyim Murat amca, bazen böyle dublajda Ayhan Işık gibi konuşuyor ha. Etrafı ıskalamayın dedi ya. Sen burada laf dolaşı yaparken teröristler k***ına kadar girebilir, gözünü aç demek oluyor Fatih. Anladın mı? Fatih altın da. Hiç düşündün mü acaba? Bu Mahmut Karakum acaba niye hiç konuşmuyor diye ha? Ağzından bal damlayan hoş sohbet bir insan. İki saattir böyle Kızılderililerin reisi oturan bu gibi oturuyor. Acaba neden, hiç düşündün mü? He, işim gücüm yok onu düşüneceğim değil mi? Ne düşüneceğim oğlum seni? Sen ne biçim çocuksun lan? Ha? Lan bir lahmacun fırına kadar ateşli, tek başına grev yapabilecek kadar fevrisin oğlum sen. Sensin lan lahmacun fırını. Doğru koşsana oğlum. Fırına mı kızdın? He. Ya harbiden haksız bir insansın ha. Bak. Aferin lan sana. Murat okumuş yazmış Göktürk. Sen sıfır. Biz boşuna mı susuyoruz burada? Bak iki saattir Muharrem'in topuna bile çıkmıyorum ben be. Değil mi Muharrem? Ya mevzu bana gelmesin Emmal. Rica edeceğim ya lütfen. Nereye lan? Abi ihtiyaç molası. Yalnız Muharrem, inşaattayız, arazideyiz diye taharet meselesini unutmayalım lütfen, tamam mı? Paçalarımızı sıvıralım, ellerimizi şampuanla güzelce yıkayalım. Tamam, hijyene dikkat edelim yani. Peki canım, oldu. Sus ya, iki dakika sus. Bu herifi başka birliğe falan versinler arkadaş, böyle olacağı yok ya. İlla her lafın arasında bir kaçak kat çıkacak. Hem 7 aylık doğmuş, hem de doğuştan çenesinin bağı yalama. Hiciyemmiş. Yeni ben senden mi öğreneceğim lan? Herifin acemi birliğinden getirdiği diş fırçası hala aynen kapında duruyor. Çıkarsa zaten burnunu karıştırır. Gelmiş bana hijyen anlatıyor. Allah'ın kopu. Pasaklı, kopuk herifin tekiyle tıkıldık kaldık ya. Mahmut varsa belaya gerek yok arkadaş. Mahmut varsa belaya hiç gerek yok. Ah hayvan. Bela geldi. Harekete geçmesin beyler. Anlaşıldı mı? Kendiniz kollayın. İşi bırak! Alo! Herkes elindeki alet edevatı bırakıp orta yerde toplansın. Herkes elindeki aleti bırakıp ortada toplansın. Geç lan şuraya. Fırbo! Duymuyor musun beni? Kaç kere soracağım sana? Sabahtan beri dozerdi, kamyondu, kulak mı kaldı hemşerim? Allah Allah. Geç lan şöyle. Dozerci! Sen de kapat in aşağı. Alo! Dozerci!
Kapat şunu! Tamam tamam, kapattım. Hadi çabuk! Kim lan çantaya şefi? Kim lan? Ben. Şantiye şefi benim. Ne arıyorsunuz burada? Yol yapıyoruz abi. Ben şimdi seni o yola bir gömeceğim. Sen hiç merak etme. Başka kimse var mı burada? Yok vallahi bu kadarız. Ya biz rahatsızlık vermeden çalışacak dedik ama bir yaramazlık yok değil abi. Hangisidir? Şuradaki. Ya size burada çalışmamanız söylenmedi he? Yok abi. Ya burada kaç tane şantiye basıldı, kamyonlar, araçlar, gereçler hep yakıldı. Duymadın sen, zırtu. Ya duymuşam da hani bize öyle bir bilgi gelmedi. Bilirsen işte o bakımdan yani. Nerelisin sen? Vallahi herkesin memleketi değişik. Biz Malatyalıyız. Kürtsen. Yok, bizim esas Azeri. Bizimkiler Karabağ'dan göçüler önce, tamam mı? Sonra Iğdır, Alpaçay, Digor üstünden gelirler. Bunlar Pötürge'ye yerleşirler. Ondan sonra şey yapıyorlar. Tamam, kes, kes. Siz? Biz aslında Kastamonu tarafında çalışan işçileriz. Yani buraya kimse gelmek istemeyince, yani bu şantiyede çalışmak istemeyince bizi gönderdiler. Sen necisin? Teknisyenim ben. Karayolları. Toplanın bakayım. Herkes toplansın. Tek sıra. Aferin. Arkadaşlar. Emekçi kardeşler. Şimdi buradaki bütün ekipmanı, aracı, gereci, her şeyi yakacağız. Buraya TC'nin bir alanı olarak döktüğünüz bu asfaltı da tahrip edeceğiz. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Çünkü halkın bu savaşımı böyle yolla, çeşmeyle, elektrik bilmem nesiyle susturulmaya çalışılıyor. Devletin rüşvetine bu özgürlük talebini kurban etmeyeceğiz. Şimdi ben size bunu niye anlatıyorum? Bilinçlenin diye anlatıyorum. Sizden ifade istediklerinde, rapor istediklerinde bunu onlara anlatın. O kendileri buraya gelemeyen, halkın savaşçılarının karşısına yoksul işçi sınıfını çıkartan amirlerinize, müdürlerinize tek 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 anlatın bunları. Onların o pis, o korkak, o kokuşmuş rüşvetlerini kabul etmiyoruz. Biz onun bu kandırmalarına gelmeyeceğiz. Bizi sen o... Başkan çok güzel şeyler söylüyor. İyi dinleyin ha. Sen niye buradasın o zaman? He? Of of. Ne yapalım be başkanım ya? Ekmeğin bizim peşindeyiz. Nerelisin sen? Ergari. Sen? Şefle teknisyen benimle geleyim. Diğerleri doğru ilçeye. Yolda duranı, herhangi bir işe kalkışanı gebertirem. Anlaşıldı? Ya, biz mi? Abi biz gelmesek ya. Pazarlık yapıyor gibi mi görüneyim he? Zırtu. Ya o adamlar niye orada bekliyor komutan? Yazıktır ha. Öyle bir elet de gelsinler ya. Bir çay içecek. Öyle değil. Çay yapın bakalım abilerimize. Van havalan dreveren binekva bidin. Gelsinler, otursunlar. Yazıktır ya, bir çay içek. Sonra ne yaparız? Hep beraber yakarız. Hatta bir de
üstünü ateşinde cigara tutuşturur, oturur, seyrederiz. Öyle değil, he? Sen nerelisin, sakallı? Necip, Suriye Kürt'lüyüm ama. Harkuk'ta Tim Komutani nehir var, nehir. Bildin? He? Nehir Kut, Yakup İncedal. Yakup benim üvey birader, ha. Ana bir, baba ayrı. Sonra şey var, gene Suriyeli Kurtuluş var, Rıza Kut Ceyhun var. Oho, onların hepsi benim aşirettendir, ha. Ama Yakup, o başka da, o benim birader. Öz değil ama, ha. Ana bir, baba ayrı. Nehir öldü ama. Ne? Ne diyorsun sen komutan? Öldü mü? Öldü mü? Maho, ulan nehir ölmüş. Ne diyorsun Sulo? Vay, vay anam, vay, 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 vay. Avala bak, avala bak, avala bak, avala bak. Helal helal helal. Sen ne halt ediyorsun burada? Yakup'un çoluğuna, çocuğuna kim bakıyor komutan, hey? Gitti Yakup, gitti. Vay dünya. Vay dibi delik, kavanoz dibli dünya. Tamam tamam, bırak. Kes şimdi. Sırası değil. Ya bırak da ölümüze ağlayak komutan. Onu ıssız dağların vahşi şeyinde düşüneyim de ölmüş. Sanki burama bir böyle bıçak saplanıyor. Tamam Nehir'im kardeşi. Hadi gel seninle bir çay içelim hadi. Komutan. Biz ne yapıyoruz? Ehliyet gelsinler. Emin misin komutan? Bunlar işçi işçi. Biz işçiden hiç kaçmadık. Ehliyet gelsinler. Ben o zaman öyle herkese bir çay koyayım. Çay işi bende, tamam. Fatih gitsin lan. Pot kıracak şimdi bu. Kırma. Ayrıca ben çok güzel çay yapıyorum. Artık Kürtçe biliyorum. Ben bu mevzuyu çözeceğim. Sen karışma Taner'ciğim. Tamam git hadi git. Gideceğim zaten. Hazırız beyler. Nerede durum? Valla Osman en son bir temas sağlandı, bilgisi verdi ama ondan sonra telsizler tutup açacağım şu anda. Bundan sonra Allah yardımcımız olsun. Çok diler demek ha. Evet. Allah yardımcımız olsun. Evvel Allah, ahir Allah. Bölgeye en yakın birlik hareket etmiş ama en iyi ihtimalle 45 dakika dayanmaları lazım. O zamana kadar çoktan dananın kuyruğu kopardı hemenim. Çoluğuna, çocuğuna ne diyeyim komutan, he? Ne diyeyim? Şefim, adamlara sele de yemekleri verek hadi. He komutan? Olur, tamam. Tamam. Muhu, şu kumanyayı alın kamyondan.
Kanunla savaştın komutan. He? Danisan kesin savaştın. Nasıl adamdı ama. Ha? Nasıl adamdı. Bireyim vekşar ki bu. Bak. Bizim bir fotoğrafımız vardı. Dozer'in aynasını asmıştım. Dur bak sana onu hemen göstereyim. Dur bak bekle bekle bak geleyim. Bizim küçük bir kardeşimiz daha vardı ha komutan. Adı Osman. Bugün dedik. Osman! Tık yok duymadı. Ben bu sefer tekrar. Yok yok diyorum. Osman dedik diyorum. Osman. Osman dedik. Osman bizim küçük kardeşimizdi. Neyi merak ediyorsun biliyorsun? Nehir Kod Yakup'u kim vurdu biliyorsan? Ha? Yazıktır ya. Bismillah. Ben özüm vurmuşam balam. Var mı beyler? Kerkük'le ayran ısmarlıyor. Ayran? Niye ben ısmarlarım ayranı? Halis ısmarlasın o zaman. Ya yürü git. Gittin yattın orada, biz burada 3,5 attı Osman Bey. Haberin var mı senin? Ben ısmarlayayım o zaman. Bu arada planın çok ***'landı be Süleyman. Bence de ya. Ama tıkır tıkır işledi. Buna ne diyeceksin? Osman Kanat Faktörü.